Evet dostlar azdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bir Singer Brilliance 6160 dikiş makinesinin özellikleriyle beraberiz. Bir önceki videolarımızda makinenin kendisinde olan kendisinin yapabilmiş olduğu özellikleri sizlere en güzel şekilde anlatmıştık. Bu özellikler nelerdi? Düğme dikme, ilik açma ve fermuar dikimi. Bunların nasıl yapıldığı, nelere dikkat edilmesi gerektiğini en güzel şekilde sizlere aktarmaya çalışmıştık. Şimdi bu Singer Brilliance 6160 dikiş makinasıyla ilgili olarak ayrıyeten satın alınan ayak setimiz var. Son olarak tanıtım amacıyla Singere dair verecek olduğumuz son videomu sizlere bu olacak. Bunun ardından bu Singer'le yapmış olduğumuz dikimler, kumaşlar, malzemelerin anlatımına geçeceğiz. Sizlerle şu anda son tanıtım videosunu çekiyoruz. Bu videomuzun uzunluğuna göre 2 veya 3 videodan oluşabilir duruma göre ayarlamasını yapacağız. Şimdi bugün sizlere anlatacak olduğumuz Singer Brilliance 6160 dikiş makinesine ilgili olarak ayak seti. Evet ayak setini şöyle sizlere göstereyim. Singer'in kendisine ait olan bu ayak setini ayrıyeten satın almanız gerekiyor. Yani bu normalde sizin almış olduğunuz Singer dikiş makinesiyle birlikte gelmemekte olup ayrı olarak satın alınması gerekiyor. Şu an videoyu çektiğim andaki güncel fiyatı 150 TL. 150 TL verdiğiniz zaman bu makinedeki ayakları alabiliyorsunuz. Şimdi bu gelen setin içerisinde hangi ayaklar var? Bu ayaklar ne işe yarıyor? Nasıl kullanıyoruz? Bunları yavaştan incelemeye başlayalım. İlk olarak bunların içinde gelen ayakları sizlere saymak istiyorum. Bunların içinde gizli dikiş ayağı, gizli fermuar ayağı, sürfil ayağı, büzgü ayağı, deri dikme ayağı, kordonlama ayağı, ayak üstü parçası, çift iğne, yama kapiton ayağı, açık parmak ayağı, kıvırma ayağı ve nervür ayağı olmak üzere 12 çeşit ayak gelmektedir. Şimdi bu ayakları sizlere şu şekilde göstereyim. Şurada ilk göstermiş olduğumuz ayak gizli dikiş ayağı. Bakın şöyle yakınlaşıyorum. Şu bizim gizli dikiş ayağımız. Yan tarafındaki parçamız gizli fermuar ayağı. Yan tarafındaki parçamız sürfile ayağı. Yan tarafındaki parçamız büzgü ayağı. Hemen alt tarafa geçtiğimiz zaman bu diğer ayağımız deri dikme ayağı. Diğer ayağımız kordonlama ayağı. Diğer ayağımız ayak üstü parçası. Şuradaki de çift iğnemiz. Hemen diğer alt tarafa geçtiğimiz zaman şurada yama kapiton ayağımız var. Şurada açık parmak ayağımız var. Yan tarafta kıvırma ayağımız var. Ve son olarak ise nervür ayağımız var. Bu setimiz şu saymış olduğumuz 12 adet ayaktan oluşmakta. Şimdi bu ayaklarla nasıl dikim yapıyoruz, nelere dikkat ediyoruz, nasıl kullanıyoruz bunların detaylı anlatımını sizlere aktarmaya çalışacağım. İlk olarak başlayacak olduğumuz ayak sürfil ayağı. Aynı zamanda overlock ayağı olarak da geçer. Şimdi bu sürfil ayağı yani overlock ayağının diğer overlocktan farkı ne diyecek olursanız normal overlock makinası hem overlock yapıp aynı zamanda kesim işlemini gerçekleştiriyor. Ama bu makinamızda sürfil ayağıyla yani overlock ayağı ile sadece overlock yapacağız. Peki overlock niçin yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Overlock ayağı diyelim ki iki kumaşımızı bir araya getirdik. Dikme işlemini gerçekleştirdik. Ucunun sökülmesini istemiyoruz. Daha sağlam, daha sağlıklı olmasını istiyorsak o zamanki durumlarda kullanıyoruz. Bu overlock ayağını bunun için kullanıyoruz. Şimdi ilk olarak makinamızın kendinde bulunan ayağını çıkartıp sürf ile overlock ayağımızı yerine takıyoruz. Normal ayağımızı yerinden çıkardık sürfile ovale koya, Bakın onun da şu şekilde size res kendisinin tanıtımını gerçekleştirelim. Bu şekilde bir ayaktır bu sürfile ovale ayağı da şöyle görüntüye sahip olan bir ayağımız. Şimdi bu ayağımızı güzelce yerine yerleştiriyoruz. Ortasında yine bir çıkıntı var. Oradaki o demire onun yerleştirme işlemini sağlıyoruz. Bakın ayağımızı güzelce yerleştirdik. Ayağımızı yerine yerleştirdikten sonra makinamızdaki ayarlamaya geçiyoruz. Şimdi, Overlock dikişinde hangi ayar yapıyoruz, hangi yerde kullanıyoruz? Genel itibariyle Singer Brilliance 6160 için Overlock dikiş eşittir, Zikzak dikiş diyebiliriz. Burada Zikzak dikiş olarak 03, 05, 010, yerine göre 13, 14 yani kısacası siz nasıl bir Zikzak dikiş yapmak istiyorsanız oradan ayarlamasını kendiniz, kendi talebinize göre gerçekleştiriyorsunuz. Şimdi biz burada ilk olarak 03 yapacağız. Şimdi şuradan makinamızı 0.3'e getiriyoruz güzelce. 0.3 overlock ile dikişine başlıyoruz. Şimdi elimizde şöyle bir kumaş var. Şimdi bu kumaşı yan taraftan şöyle ikiye katlayalım. Onun dikildiğini farz edelim sizlerle. Bakın şu şekilde kumaşın burasının dikildiğini farz edelim. Ve bu dikilen yeri daha da sağlamlaştırmak, overlock yapmak istiyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Bunu bu göstermiş olduğumuz ayak ve ayarla yapacağız. Şimdi burada güzelce kumaşımızı yerleştiriyoruz ayağın altına. Burada kumaşımızı yerleştirdiğimiz zaman dikkat etmemiz gereken nokta bakın makinenin şurasında siyah bir kısım var. Dikecek olduğumuz son yer oraya kadar gelmesi gerekiyor. Bakın orayı geçmeyecek ne orayı geçecek ne oradan uzakta olacak. Tamamen oraya siyah noktanın siyah çizginin olmuş olduğu yeri sıfırlayacak şekilde kumaşımızı yerleştiriyoruz. Ardından overlock dikişimize başlıyoruz. Kumaşımızı o siyah metalin olmuş olduğu yere sıfırladık. Şimdi overlock dikişimize başlıyoruz. Burada dikiş yaparken bazen kumaş o siyah metalin altına geçebiliyor. Bu durumlarda makineyi durdurup onu tekrardan düzeltmeniz gerekiyor. Yoksa istediğiniz dikişi elde edemeyiz. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Kumaşımızın üzerindeki overlok dikişimizi bitirdik. Bakın şu kısımda bir kumaşı siyah metalin altına ilerisine kaçırdığımız için nasıl bir dikiş oldu? Güzel ve İstediğimiz şekilde bir dikiş elde edemedik. Orasını kaçırdığımız zaman hemen bu şekilde dikişimiz bozuldu. O yüzden o siyah metalin olmuş olduğu yeri kumaşın geçmemesi gerekiyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Diğer numaraları göstermeme gerek yok. Nasıl bir overlock dikiş yapmak istiyorsanız makine üzerinden istediğiniz numarada istediğiniz şekilde bu ayak yardımıyla istediğiniz overlock dikişini kumaşınıza uygulayabilirsiniz. Şimdi bir de sizlere diyelim ki bir kumaş aldınız. Yemek masası örtüsü yapacaksınız ve herhangi bir yerde kullanacaksınız. Uçlarında saçaklar var. Buradan sökülmesini istemiyorsunuz kumaşınızın. Bu durumda yine overlock ayağıyla buraya işlem yapmanız gerekiyor. Şimdi bir de onun uygulamasını sizlere gösterelim. Kumaşın saçak yerinden sökülmemesi için de bu sefer 10 numaralı overlock dikişini uygulamasını yapacağız. Yine makinamızdan 10'a ayarlıyoruz. 10 numaralı dikiş ayarladıktan sonra kumaşımızı yine yerleştiriyoruz güzelce. Kumaşın saçaklarının olmuş olduğu yere yine şu Overlock ayağındaki siyah metalin olduğu yere sıfır olacak şekilde yerleştirme işlemini gerçekleştirdik. Tekrardan dikim işlemine başlıyoruz. bu görmüş olduğunuz dikişte 10 numara 10 numaralı overlock dikişi. Yani bu overlock dikişini iki tane kumaşı diktikten sonra sağlamlaştırmak için ayrıyeten kumaşınızın bu saçak noktalarından sökülmesini istemiyorsak oralarda kullanabiliyoruz. Gayet kullanışlı bir ayak. İstediğiniz şekilde güzelce bu ayağı aldığınız zaman istediğiniz overlock dikişiyle istediğiniz şekilde kumaşınızda dikim işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi ilk etapta overlock ayağının yani sürfil ayağının çekimini sizlerle tamamladık. Şimdi ikinci olarak tanıtımını yapacak olduğumuz ayak kıvırma ayağı. Şimdi buradaki overlock ayağımızı makineden çıkartıp kıvırma ayağını yerine takıyoruz. Overlock ayağımızı yerinden çıkardık. Şimdi diğer ayağımız olan kıvırma ayağını güzelce yerine takıyoruz. Onun zaten ortasında bir tane demir çubuk var. Oraya yerleştirme işlemini tamamladık. Bakın kıvırma ayağının şeklini sizlere kameraya yakınlaştırıp göstereyim. Kıvırma ayağı bizim kıvırarak dikmemiz gereken noktaları güzelce kendisi kıvırıp aynı zamanda dikme işlemini gerçekleştiriyor. Kıvırma ayağı özellikle çarşaflarda kullanmış olduğumuz kenarını hem büküyor hem kıvırıp aynı zamanda da dikme işlemini görüyor. Şimdi sizlere göstermek adına kumaşımızı kıvırma ayağına geçiriyoruz. Kıvırma ayağı Şuradaki yapısı itibariyle biraz zor geçiyor. Buradaki çarşafımız, kumaşımız kıvırma ayağına biraz zor geçiyor. İnsanı uğraştırabiliyor. Biraz uğraşabilirsiniz. Ona biraz özen gösterirseniz geçirme işlemini yaparsınız. Şimdi kumaşımızı güzelce kıvırma ayağına geçiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kumaşımızı güzelce ayağının içerisine yerleştirdik. Şimdi dikme işlemine başlıyoruz. Makinamızın ayarını sıfıra getirdik. Bunda düz dikiş ile dikme işlemini gerçekleştireceğiz. Dikme işlemine başlamadan önce dikkat etmemiz gereken bir nokta şu. Büküm yapmış olduğumuz yeri sürekli elimizle bükük halde tutmamız gerekiyor. Eğer bu şekilde bükülmüş halde kumaşı tutmazsak tekrardan bozulur kumaş, e, makinanın ayağından çıkar, istediğimiz sonucu elde edemeyiz. Bakın bir elimizle şu şekilde kumaşımızı bükülmüş halde tutmaya devam ediyoruz ve o şekilde dikim işlemini gerçekleştiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kıvırma ayağıyla kumaşımızın e, dikme işlemini gerçekleştirmiş olduk. Kumaşımızın bu kısmında kalın bükme yapmıştık. Burada makine biraz e, ayakta alırken zorlanmıştı. Bazı yerlerde kaçırmalar meydana geldi. Şimdi bir de ince bükme yaparak dikim yapıyoruz. İnce bükme yaptığımız zaman makine daha başarılı bir performans sergiliyor. Ayak kendisi ayarlıyor çünkü ince bükmede daha güzel daha kaliteli sonuçlar elde edilebiliyor. Şu görmüş olduğunuz dikim makinanın otomatik olarak kendi ayağının yapmış olduğu burada görmüş olduğunuz dikimde makine ayağının kendisine hiçbir aralık vermeden otomatik olarak yaptırdığımız zaman bu şekilde ince kıvırıp dikiyor. İnce kıvırıp diktiği zaman gayet olumlu sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Ama kendiniz daha kalın. Kendiniz ayarladığınız zaman e, burada makine ayağıyla istediğiniz ayarı vermekte biraz zorlanabiliyorsunuz. Bunda da el yatkınlığı ve sık sık olarak uğraşmak gerekiyor. Elinizin alışması gerekiyor. Alışmaz ise bu şekilde kaçmalar meydana gelebiliyor. Makine kendi ayarında kendisi ayarladığı zaman gayet başarılı bir şekilde kıvırıp dikebiliyor. Kıvırma ayağını gerçekten kullanması biraz pratik isteyen, birazcık daha böyle el alışkanlığı isteyen bir ayak. Çünkü kumaşı içerisinde tutamadığınız zaman hemen çıkıyor. Biraz el alışkanlığı, biraz da sık tekrar isteyen bir ayaktır kendisi kıvırma ayağını bu şekilde kullanabilirsiniz. Evet sizlere göstermeye çalıştık. Bu şekilde makinamızdaki kıvırma ayağı hem kıvırıyor, aynı zamanda dikme işlemini gerçekleştiriyor. Dikim de bu şekilde gayet güzel şekilde kıvırma ayağıyla istenilen dikimleri gerçekleştirebilirsiniz. Evet Singer Brilliance 6160 dikiş makinası ile ilgili ayak setimizin ilk videosunu burada tamamlıyoruz. Bundan sonraki videolarımız iki ayak tanıtımı şeklinde devam edecek. Şu anda aktif olarak kullanılacak 10 tane ayak var bu setimizin içerisinde. Normalde 12 ayak var. Bunlardan bir tanesi ee, i̇ğne ayağı da bu iğne ile bir tane ayağımız bir kullanıyor Bir tanesi bu şekilde gidiyor Diğer bir ayağımız ise makina'nın kendi aparatı olan ayak var Onun herhangi bir kullanımı yok zaten Bu şekilde toplamda 5 part olacak şekilde inşallah videolarımız gelmeye devam edecek Videolarımızı beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayalım